Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Japonya'dan hepinize selamlar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Özleştik. Hem bir sizlere kendimi göstereyim, hem bir hal hatır soralım birbirimize diye. Hazır şimdi otelin dışında bir yerlere oturmuşken şu videoyu çekeyim istedim. Biraz buralardan bahsederim. Biraz da piyasada neler oluyor bitiyor. Hani neler düşündüğümden bahsederim. Gerçi neler düşündüğümü Twitter'dan hemen her gün yazıyorum. Tweet atmak daha kolay olduğu için. Bu arada piyasayla eskisi kadar ilgilenmediğim için video çekemiyorum, farkındayım, ama Twitter'dan hala düşüncelerimi dile getiriyorum. Beni eğer oradan takip etmiyorsanız ettiğinizden emin olun. Japonya'ya gelecek olursak, Tokyo'dayım. Hiç öyle Satoshi Nakamoto ile falan alakası yok. Tamamen gezmek için geldim. Şöyle bir moda girdim son zamanlarda. Şimdi ayıptır söylemesi. Benim ailemin bir kısmı yurt dışında yaşıyor, Avrupa'da. Rahmetsiz dayım da Amerika'da doktorasını falan yapıyordu. O vesileyle Amerika'nın her yerini gördüm mesela. İşte Iowa'daki patates tarlalarından Arizona'sına, Nevada'sına kadar. Avrupa'nın da hemen her yerini gördüm. Şimdi böyle yurt dışı seyahatlerinde artık Batı medeniyetinin beni enterese etmediğini fark ettim. Yani hepsi aynı şeyin laciverti. İşte Avrupa'da bir şehre gidiyorsun, bir tane kilise, önünde bir meydan, hemen hemen yemekler aynı, insanlar aynı. Artık monotonlaşmaya başladı diye egzotik yerleri görmeye çalışıyorum. İşte bu son zamanlardaki Brezilyalar, Uruguaylar, ondan sonra Arjantinler falan. Japonya'da hani bu düşüncenin eseri olarak karşıma çıktı. Hani gelmek istiyordum. Buralarla ilgili daha uzun detaylı video kendi şahsi kanalımda çekerim vakit bulursam, ki onun linkini de videoda açıklamasında bulabilirsiniz. Ama uzun lafın kısası, burayı acayip beğendim. Yani böyle bir medeniyet seviyesi yok arkadaşlar. Yani bu adamlar hakikaten acayip temiz, düzgün, dürüst, iyi niyetli, çalışkan, inanılmaz bir milletmiş. Ki zaten o da şehrin her yerine yansımış. İşte trene biniyorsun, böyle kütüphaneden daha sessiz. İşte en kalabalık Shibuya'da, en yoğun meydanın altında metro istasyonuna iniyorsun. Bir tane çöp yok. Arabalara bakıyorsun, arabaların tekerinde toz yok. Öyle temizler. Onun dışında acayip efendiler, kibarlar. Ondan sonra hatta göstereyim işte, değil mi? Mağazada bilmem neler şey ettim, alışveriş ettim, işte teşekkür etmek için böyle selam duruyorlar ya. Bu değil. Böyle yani sonuna kadar 10 dakika eğiliyor, kalkıyor. Ne yaptın? 10 dolarlık krem aldın falan. Yani acayip etkilendim buradan. Yemesi içmesi çok kaliteli. Ondan sonra şehir acayip güzel. Şu an Tokyo'dayız. Buradan da işte aşağıya doğru Yokohama, Kyoto falan. Ondan sonra işte adayı gezeceğim. İşte bu ara piyasayla çok ilgilenmediğim için çok aman aman işte şey edemiyorum, fiyat hareketlerini takip edemiyorum, ama biliyorsunuz ben son zamanlarda kripto paralara eskisi kadar sempatik bakmıyorum. Bunu da çok şey, radikal bir dille dile getiriyorum. Bunun da nedeni işte piyasanın tezgahının ortaya çıkmış olması. Ki bugünkü tabloda da her ne kadar fiyatlar yükselmiş olsa da, her ne kadar ben bu fiyat yükselişinin olmayacağını düşünüyor olsaydım da, aslında düşüncelerim çok da invalide olmuş değil. Olay da şundan ibaret aslında. Şimdi bakın işte Bitcoin ben buradayken 70 bin dolarlara tekrar çıktı. Ondan sonra işte market cap, toplam piyasa hacmi eski rekoruna geldi, dayandı. Ama hacimlere bakıyorsun, hala 80 milyar dolar, 100 milyar dolar. Eski o bir önceki rallideki hacimlerin dörtte biri bile yok. Ben oradaki şeyi şöyle düşünüyorum. Piyasayı tekrar canlandırmak için gel gel yapıyorlar. İşte tether basarak piyasayı manipüle ediyorlar. O şişen fiyatlardan da işte heyecanlanan olursa, piyasaya giren olursa, işte onları da işte future borsalarında, vadeli işlemlerde, spot'taki sert hareketlerde falan komisyonlarla likide ederek falan, ondan sonra o sahte fiyat hareketinden şey ediyorlar, insanları içeri çekip paralarını alıyorlar. Öyle ki hani öbür türlü, çünkü yani Bitcoin eskisine kıyasla rekor kırmış olacak, hacimler falan burada durmazdı. O yüzden hani ben bu fiyat hareketlerinin suni olduğunu düşünüyorum. Hani bu suni ortamda bile para kazanabiliyorsanız da helal olsun, o sizin bileceğiniz şey, o sizin alacağınız risk. Ama esas beni üzen şu oldu arkadaşlar, kripto ile ilgili. Yani hani düşünün işte, ben kanalı açalı kaç sene oldu? Neredeyse 7-8 sene oldu. Kanalın amacı neydi? İşte bu blok zincir diye bir teknoloji var. Bunun üstünde kripto paralar icat ediyorlar. İşte bunlar insanlara özgürlük verecek. Devletlerin denetiminden parayı alacak. İnsanların eline gücü verecek. Böylelikle denetimsiz, merkeziyetsiz yeni bir parasal düzen oluşacak. Burada da hangi paralar ön plana çıkacak? Hangileri işte prim yapacak ya da popülerleşecek? Bunu anlamaya çalışıyorduk. Yani kanalın amacı buydu. O yüzden
yüzden işte yüzlerce sayfa white paper okuyorduk. O yüzden işte coinleri inceliyorduk. O yüzden ben kanalımda işte John McAfee'sinden işte Algorand'ın kurucusu Silvio Vicarisi, Tron'un kurucusu Justin Sun bulabildiğim kadar sektörün duayeni, lideri olarak gördüğümüz insanları röportaja çağırıyordum. Ama bugün piyasa nereye gelmiş durumda? Birincisi hiç öyle devletlerden falan bağımsız özgür bir para birimi olmuş değil. Hatta aksine devletlerin de regülasyonunda işte kanunlara uyacaksın, vergi vereceksin, benim denetimimde ETF'ler, fonlar üzerinden bu işlemi yapacaksın diye tamamen devletin kucağına oturmuş durumda piyasa. İkincisi de hiç öyle üstün bir teknolojiymiş, yok işte geleceğin şeyi ne derler, platform bu olacakmış gibi bir kafa yok bugün. Ondan sonra şey, yani tamamen shitcoin'ler üstünden dönüyor piyasa. Yeni yeni meme coin'ler çıkarıyorlar. Solana ekosisteminde, Radium'da falan merkeziyet borsasında saçma sapan ırkçı coinler, geyik coinler falan filanlarda hayvan gibi hacimler dönüyor. Piyasa artık göstere göstere hani işi rulete çevirmiş durumda. Hangi köpekli token yükselecek? Millet şansına işte ondan 100 dolar alayım, bundan 1000 dolar alayım. Hadi şunda hareket var, belki şeyde kaldıraçlı işlerde biraz para koparırım falan. Yani iş öyle bir dijital kumara dönmüş durumda. Peki böyle bir piyasada para kazanılabilir mi? Kumarda para kazanılabilir mi sorusuyla aynı soru oluyor. Kazanılır ama işte dediğim gibi artık işin hiçbir mantığı, temeli falan kalmış durumda değil. İki tane mantık yürütebilirsiniz sadece. Neler prim yapabilir? İşte demin anlattığım gibi birincisi shitcoin'ler. Eskiden bizim hani arzı sonsuz, bundan hiçbir cacık olmaz şakasına yapılmış dediğimiz coin'ler bugün piyasanın ilk 10 coin'i olmuş durumda. Dogecoin'ler, Shiba'lar falan. Bir de işte onların klonları, Dogecoin'ler, bilmem neler falanlar filanlar prim yapıyor. Bunlar da şansınızı deneyeceksiniz. Bir sonraki meme coin hangisi olacak? Onu denemeye çalışın. İkincisi de major coin'lerden şey etmeyin, yani başka risk almayın. Hani daha uzun vadeli, biraz daha yatırım kafasında bir şey düşünüyorsanız işte Bitcoin, Ethereum. Şimdi Bitcoin'in ETF'leri Amerika'da onaylandı. Ethereum'un fonu da onaylanacak deniyor. Onunla beraber de işte Ethereum gibi 50-100 günlük diğer şeylerin, networklerin, blok zincirlerin de fonları çıkabilir deniyor. İşte en çok şeyin dedikodusu var bu ara. Polkadot'un. Çünkü bu rallide o zaten çok şey edemedi. Yükselemedi. Fazla hareket görmedi. Ki Polkadot'un da, Dot'un kurucusu da Gavin Wood yani. O da şey ne derler. 50-100 düzgün blok zincirlerden bir tanesi. Bir sonraki şeyde fonda Amerika'da Polkadot'ta olabilir diye konuşuluyor. Yani hani böyle işte düzgün coinlerden işte Solana'dır, Bitcoin'dir, Ethereum'dur. Belki böyle bir sepet yapabilirsiniz. Onun dışında esas aksiyon bildiğin utanmadan göstere göstere shitcoin'lerde dönüyor. Öyle olunca da Crypto Emre gibi ya da işte Crypto Block Zincir Analisti falan diye çıkan kanallarda içerik üretenlerin de hiçbir esprisi kalmamış durumda. O yüzden zaten eskisi gibi video çekmiyorum. Diyerek bugünkü videoyu da sonlandırayım. Çok uzatmayayım, vaktinizi almayayım. Japonya çok güzel. Ondan buraya vize de yok Türkiye'den. Bence herkesin seyahat listesinde muhakkak olmalı. Elektronikte bu arada Türkiye'nin yarı fiyatına arkadaşlar. Yani işte bir Türkiye'de 30 bin liraya satılan laptop burada 15 bin liraya geliyor. O bakıma da ne derler, elektronik almak isteyenler için bir cennet diyebiliriz. Hatta bu videoda da şöyle ufak bir çekiliş yapayım. Bir önceki videoda 500 dolarlık çekiliş yapmıştık. Onun da daha şimdi seyahatte olduğum için hani sonuçlarını çekemem. Telefondan çekiyorum bu videoyu. Bir sonraki videomda hem onun sonuçlarını açıklayalım. Bu videoda da Japonya'dan ufak bavulda taşıyabileceğim elektronik ne istersiniz arkadaşlar? Yorumlara onu yazın. Tabii bu videoyu beğenip kanalımı takip ettiğinizden de emin olun. Birkaç tane şey takipçilerimize, sıkı takipçimize buradan ucuza istediği elektroniklerden alayım. Bir sonraki videoda da o kazananları iletişim bilgilerini alıp hediyelerini göndereyim. Bu sefer de böyle bir şeyimiz olsun, kıyağımız olsun diyerek bugünkü videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla, hepinize bol kazançlar.